Tabii kafeyi açmam nedeni biraz da geçim derdi. Yani çok uzun süredir bir işsizlik yaşıyorum. Eşim de çalışmıyor, çocuk var. Bir taraftan geçim sağlamak ama diğer taraftan da bunu sosyal bir içerikle dönüştürmek istedim. Böyle arkadaşlarla da bu yönde konuştuk. Bir taraftan ticari olarak kafe işleyecek ama diğer taraftan da özellikle kooperatifleşme ve kooperatif üzerinden bu AKP'nin oy kazanmak için söylediği tanzim satışın gerçekten nasıl olacağını, doğal ürünlerle hem üreticinin hem de tüketicinin nasıl buluşturulacağını göstermek açısından bir planımız var. Yanımızda çok sayıda arkadaşımız var, destek veren arkadaşlar var. Zaten böyle bir kafenin oluşturulmasında benim maddi gücüm yetmezdi. Dayanışma gösteren arkadaşlar da oldu. Ama şunu şöyle söylemiyorum, yani bir şekilde burası bir ticari mekan, yani politik bir alanın direkt kendi nesnesi değil. Ama biz politik insanlarız ve dolayısıyla politik tepkilerimiz var. Bir taraftan sosyal alanı bırakmadan orayı da güçlendirerek, diğer taraftan da geçim derdini de yaşayan kişiler olarak geçimi sağlayarak bir yol almak istedik. Yani bu anlamda burasını ben ayağımızın bastığı, diğer taraftan ayağımızın bastığı yerden de sosyal alanın buradan genişletildiği bir alan olarak düşünüyoruz. Orada İspanyol Endülüs kültürü, Roman kültürü, Çingene tırnak içinde kültürü var ve müzikleri çok iyiydi. Aynı zamanda Zazaca'ya da bir atıf var. Vengo ses demek. Yani ben Çorumlu Türk olarak Zaza arkadaşları da selamlamak istedim. Ticaret bir yozlaştırıcı bir alan. Dolayısıyla ben ticaretin direkt içerisinde olmak istemiyorum. Ancak hayatta nasıl memuriyette AKP'nin icat ettiği şeylere hizmet etmek zorunda kaldıysak, burada da hayatı kazanmak için belli geçim şartlarını yerine getirmek zorundayız. Bu zorunlulukları biliyorum ama zorunlulukları bilmek o zorunluluklara boyun eğmek anlamına asla gelmiyor. Buradan ben kısa sürede sosyal alanın örgütlenmesi için uğraşacağım, çaba vereceğim. Esasen bizim işimiz özgürlük mücadelesidir. Burada işte kafe açarak bir direniş falan sergiliyor değiliz ya da bir şey değiliz. Sadece burada bir geçim derdini yaşayan kişileriz. Ama diğer taraftan bir söz var. İnsanlar acıktıkça devrim günceldir derler. Yani insanların ihtiyaçları ve insanların toplumsal olarak fakirleşmesi, ki hele şu dönemde çok daha büyük, bu fakirleşme elbette politik alanın beslenmesine yardımcı olacaktır. Thank you.